halen devam eden kirli propaganda. Birinci ve ikinci dünya savaşları sırasında gerçekleşen İngilizlerin devletinin karşı propagandaları farklı yöntemlerle de olsa bugün hala devam etmektedir. Wellington House'un yürüttüğü propaganda çalışmasının etkileri yalnızca bu dönemle sınırlı kalmamış, günümüze kadar süre gelmiştir. Wellington House'un Birinci Dünya Savaşı boyunca yaptığı propaganda yayınları düzenli ve sistemli olarak tekrar tekrar basılmış, Birçok eserde ve araştırmalarda bunlardan alıntılar yapılmıştır. Bu kitapların çoğu bütün olarak internet sitelerine kopyalanmış ve dünya çapında yayılmıştır. Bugün hala Wellington House'un kitapları Avrupa ve Amerika'daki okul ve üniversitelerde öğrencilere kaynak tarih kitabı olarak önerilmektedir. Türkiye ve Ermeniler konusu Wellington House'un özellikle önem verdiği konulardan biri olarak kurumun belli başlı yayınları arasında yer almaktadır. Toynbee'nin kitapları ve hayali bir kişilik olarak öne sürülen Guseyn'in kitabı da dahil olmak üzere bu yayınlar, tarihçiler ve bir kısım Ermeni bilim adamı için temel tarihi dayanak teşkil etmektedir. Mavi Kitap gibi Birinci Dünya Savaşı'nın gerçek dışı propaganda malzemelerinin yeni baskıları yapılarak bütün bu yalanlar sanki tarihi gerçeklermiş gibi çeşitli ülkelerde yayınlanmaktadır. İngilizlerin devletinin sinsi propagandası sanki hiçbir şey olmamış, yapılan bu sahtekarlık anlaşılmamış gibi sürekli gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Amaç en azından bu kara propagandaların farkında olmayanları aldatabilmektir. Dünya kamuoyunun büyük bir kesminin beyinleri de bu düzmece hikayelerle yıkanmaya devam etmektedir. İnsanların bu kaynaklardan öğrendikleri ise gerçekler değil, İngilizlerin devletine bağlı propaganda ofisinin kendilerinden inanmalarını istediklerinden ibarettir. Söz konusu dönemde İngilizlerin devletinin iftiralarının kapsamı ve boyutları o derece büyüktür ki bizzat İngilizlerin içinde bile Bunca aldatmacaya isyan eden kimseler çıkmıştır. İngiliz Dışişleri Bakanı Chamberlain, 1925 yılının Aralık ayında avam kamerasında yaptığı bir konuşmada bütün bunların bir propaganda yalanı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Savaştan 4 yıl sonra Belçikalılar bu yayınlarda yer alan iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu açıkladılar. İngiliz Milletvekili Arthur Ponsobi, 1928 yılında bir kitabında 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz propaganda servisleri tarafından üretilen gerçek dışı haberleri ayrıntılı açıkladı. 1938 yılında İngiliz yazar ve diplomat Harold Nicholsoni parlamentoda yaptığı bir konuşmada ''Birinci Dünya Savaşı'nda lanet edilecek derecede yalan söyledik dedi. Mavi kitaptaki bilgilerin çoğu Birinci Dünya Savaşı yıllarında sadece 26 ay İstanbul'da Amerika'nın İstanbul Büyükelçiliğini yapmış olan Henry Morgenthau'dan kaynaklanıyordu. Morgan kitabında Osmanlı'nın Ermenilere karşı büyük zulümler yaptığı yalanını ortaya atmıştı. Associated Press yıllar sonra Morgan kitabındaki bu iddialar için gerçek dışı açıklamasını kullanmıştır. Amerikalı profesör Heath Lowry ise bu kitap için "ham, yarı gerçekler ve düpedüz yalanlarla dolu." ifadelerini sarf etmiştir.